İnovasyon ille bir invente, bir buluşa dayanmak zorunda değil. Burada buluşu yapanlar, burada inovasyonu gerçekleştirenler. İnovasyon yaratıcılıktır hocam değil mi diye sorular görüyorum. Hayır, yaratıcılık sadece bir yetenektir. Siz yaratıcılık yeteneğinizi kullanarak yenilikçi fikirler üretebilirsiniz. Ama inovasyon yaratıcılık değildir. Sadece teknolojik odaklı uygulama değildir. Ar-Ge değildir. Ar-Ge bir problemin sistematik bir şekilde çözümünü ifade eden bilimsel çalışmalar bütünüdür. Ülge değildir, iyileştirme, geliştirme değildir diye bunu ifade etmemiz lazım. O yüzden çok önemsiyorum. Lütfen yani hiçbir şey ilgilenmiyorsanız bu standardı alın. Bunu okuyun istiyorum 56.000'i. Benim tercümemle inovasyon nedir? Çok beğeniyorum bu tanımı. Yenilik ve değerin ilgili tarafların algılamasına bağlı oldu. Yani biraz daha size hızlıca bahsedeceğim. Ben 10 senedir Skype kullanıyorum. Müşterilerime ya Skype üzerinden şey yapalım, ben kalkıp gelmeyeyim oralara dediğim zaman, olur mu hocam hadi gel diye algılanırken, şu anda biz Skype üzerinden birlikteyiz. Dolayısıyla tarafın algısı, yani hazırın nasıl şu andaki algı sağlığımızı korumak olduğu için artık bu uzaktan eğitimler, uzaktan toplantı teknolojileri bir değer üretmeye başladı. Eskiden bu teknoloji var olsa bile bir değeri yoktu bu yeniliğin. Dolayısıyla yenilik ve değerin tarafların algılanmasına bağlı olduğu ve bununla alakalı olduğu bir sonuçtur. Yani ben şu anda sizlerle beraber bir sonuç üretebiliyorum. 10 sene öncenin teknolojisini kullanarak şu anda size ancak bu bir değer üretebiliyor. Dolayısıyla inovasyon sadece bu yenilik, ürün değildir, bu teknoloji değildir, hizmet, süreç, model ve yöntem de olabilir diyor. Şu da çok felsefi bir tanım. Finansal veya sosyal değerin gerçekleştiği veya yeniden dağıtıldığı, yeni veya değiştirilmiş varoluştur. Yani mevcut teknolojiyi değiştirerek de siz bunu yeni bir sosyal değer üretebilirsiniz. Yani bir sosyal inovasyon üretebilirsiniz demek istiyoruz bu standart ile. Ve değeri önemli kılan, ifade edilen veya edilmeyen ihtiyaçlardır. Bu ihtiyacın karşılanmasıdır. Bunlar hakikaten üzerinde derin düşünmenizi tavsiye edeceğim tanımlamalar. Bir de aranızda YFKM 2020 uygulamasına aday olanlar veya katılmayı düşünenler varsa, YFKM'in yeni modelinde de gelişimin yönetimi önemli konulardan bir tanesi. Bunu da hatırlatmak istiyorum.